بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Müşriler kaçtı, ularını 100 kişiden ibaret koşun kuvu var. Her kişiler ganimelerini yığıştığıyla avarı götürüyene de Peygamberimiz o 100 kişinin hemmesine ganimelerini taşlar, düşmanını kuşluk ediyor. Kaçıp etken düşman kuşunu toplamayarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid Han'a da soradı. Halid raziyallahu anh'u bu Havaz'ın koşununu Müslümanlara vergen birinci zarbasını uçuregen idi. Ve bütün tanası cerahatlarla tolup yıkılıp düşgen idi. O kişinin isteği başlaştı. Malik ibn Avham Havaz'ın bir başlığı kaçgen idi. O ham ana şu Hunayn meydanına yakın bir cahide koşununu toplayarken idi. Müslümanlar müşrilerini kuvvet ederken Müslümanlardan bulunan bir cemaat Malik ibn Avf bor, koşunla hem kuvu barıştı. Malik ibn Avf toplayan, atrafıya yayılıp gitken koşunlar bir kere toplanı yaptı. Müslümanlar onu roprası kere toktadı. Birinci golü Banu Süleym koşunluğa çıkardı. Müslümanlar gibi adamlar bitti bitti kere koşunluğa yaptı. Her bitti kabile, her bitti koşun, birbirinin acilat varışlığını yolu nümeydi. Her bitti koşun neyzesini atın üstüge bir öz geçeceği alaştırarak. Banu Süleym neyzelerini atını boş domanıya koyup gelişerek. Roparası da toplanırken Müslüman koşununu körüp Malik ibn Avf bunlar kim ekendir sorar. Ular da neyzelerine karaktırı bunlar Banu Süleym ekendir cevap verir. Malik ibn Avf bunlardan korkmuyorlar. Havaz'ın yakan koşunları kele koşulu yaptı. Koçuk etkenler kele koşulu yaptı. Müslümanlar yakan madat kele yaptı. Az güneden keyin Ansarlılar kelim Müslümanlar koşmaya koşuldu. Şimdi Malik ibn Avf bunlar kim eken dedi. Ansarlılar neyzelerini atını arka taman gece ulaştırdı. Neyzelerine karar durup Havaz-ı Millere çıktı. Bunlar Muhammed'ini Yasrib'den bugün ashablarıdır. Malik ibn Avf bunlardan korkmuyorlar. Yani az güne vakitten keyin muhacirlerden bugün bir cemaat kelim Müslümanlarla koşuldu. Ularının başlığı Zübeyr ibn-i Avvam raziyallahu anh'a oldu. Yenge giyen koşunu görüp durup Malik ibn-i Avvam bunlar kime kendi oldu? Bu muhacirler neyzesini atını kulağına alıyor koyup gelerek. Ular açtı ki bunlar Muhammed'in Ahl-i Mekke'den bulunan sahabalarıdır. Malik ibn-i Avvam ana o sarf sallalı kişi kimdir sonra? Çünkü Zübeyr ibn-i Avvam'a kendi. Degen de Malik ibn Avf, onları basa indi kaçıyla. Çünkü Zübeyr'in avamını kelişliğe, onlarına kaçtığı sebep bu. Malik ibn Avf, Taif'e bormadı. Özüne Leyye'de namlanadığı mintakada bir kalası baradı, bana şu kalasıya barıp yaşarındı. Çünkü kılıp Havaz'ın koşunu mağlup oldu. Cen meydanı da bu Havaz'ın kabilesi okuyken, hemme koy, tüyeler, boylukler, ayarlar, balalar kapıyordu. Koşun mağlup olup, her zamanda kaçken de ayol ve balalar kaçtıkça imkan tapmadı. Havaz'ın özü bile nemen alıp çıkan olsa hem masası düştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı ki Halid ibn Velid raziyallahu anh'ını alıp gelişti. Bütün tanesi cerahatlardan tolgen idi. Cerahatlardan kan akıp durardı. Onu alıp gelişken de tikke duramasıdı. Atı da suyanı koyan idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı geçirdi. Hem de çiğinlerini geçti de cerahatları da tüpürüp kolumdan sürttüğü başladı. Tüpürdü, sürttü de bana şimdi yakıldı Peygamberimiz cerahatlardan bir ortası kalmadı. Halid türün dedi. Düşmanlarına koyun dedi. Halid ibn-i Velid kuttu cerahatlarından yanında şimdi tuttu da otomimine düşmanlarına kuvvet etti. Bu orunda Peygamber Sözlerine bir mucize gösterdi. Allah da Allah bu hakkıda Üçbu ayetlerde şimdi merhamet kılar. Estağfirullah. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِنِينَ Allah sizlerini köp orunlarda galip kıldı. Huneyn kümünü isleyle.
O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo sanog'ingizning ko'pligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi va sizlarga keng yer torlik qilib qoldi. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlik nozil qildi. Hamda sizlar ko'rmagan birlashgarni tushirdi, farishtalarni va kofir bo'lgan kimsalarni azobga duchor qildi. Kofirlarning jazosi shudir. Havozin qochar ekan, qochganlarni qatorida Duray ibn Sunna ham bor edi. Avvalgi darsda aytib o'tdik, yoshi 100 dan o'tgan edi, qariydi, ko'zi ojiz edi. Qariligi shunchaki otning ustida o'tira olmaganligidan ayollar o'tiradigan xaldaj deydi. Tuyaning ustida xaldajda yurardi. U ham qochgan bo'ldi. Uni tuyasi ketayotganda 16 yoshlik bir yosh yigit uni tutib oldi. Bu Robiya ibn Rufay al-Aslami, 16 yoshli. Xaldajni ko'rdida ichida ayol kishi bo'lsa kerak dedi, asr qila olaman deb borib tuyani sudray boshladi. Duray ibn Sunna buroni kelganligini sezib chaqirdi. Shunda Robiya buning ichida erkak kishi bor ekan dedi-da, tuyani cho'ktirdi. Qarasa, ikki ko'zi ko'r bo'lgan, ojiz bo'lgan qari chol o'tiribdi. Qocholmaydi. Bu 16 yoshli yigit birinchi marta qatnashayotgan edi jangda. Qo'lidagi qilich bilan uni qatl qilish uchun yelkasiga bir zarba beruvdi. Endi qari odam suyaklari qurib qotib ketganidan ta'sir qilmadi. Qilich tilib qoldi. Shunda Duray tushundi. Isming nima deb? Robiya ibn Rufay aslami edi. Duray aytdi, "Ey Robiya" dedi. "Bir vaqtlar seni ayollaringni himoya qilgandim" dedi. Yana unga "Che" dedi. "Senga jang qilish kerak ekan. Agar dushmanini qatl qilmoqchi bo'lsang" dedi. "Bu yetkasiga urmadi. Mana bu joyga o'tib, tegib-tegib ko'rsatdi. Yana aytdiki, seni qiliching nochor ekan. O tuyaning ustida meni qilichim turib olib keldi. Qilichim olib keldi. Duray endi dedi, qilich bilan dedi, o'shadan o'zi bo'lsin. Men o'zi o'rgatyapti. O'zini qilichini berib tur, mana bu joyga o'tirasan, bo'lsan dedi. So'ngra aytdiki, keyin dedi, borib onamga ayt. Bir vaqtlar ularni men himoya qilganman dedi. Yigit hech narsadan xabar yo'q. Duray ko'rsatgan joyga qilich bilan urdi, qatl qildi. So'ngra onasiga borib bo'lgan ishni aytdi. Onasi bu so'zni eshitib yig'ladi. Senga bir vaqtlar ayollaringni himoya qilganman, desa ham qatl qilavordingman. Nimaga to'xtab turmadingdi? Robiya nima sir bor bu gapda? Onasi aytdi, "Jahiliyat davrida dedi. Men, onam va barcha singillarim, opalarim asir tushgan edik. Bizni qutqarib, keyin ozod qilib yuborgan kishi Duray ibn Sunna edi" dedi. Robiya aytdi, "Men buni bilmasdim dedi. Agar bilganimda qatl qilmasdim" dedi. Duray ibn Sunna'nın nihoyasi shunday bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytib kelgan qo'shini bilan maydonda qolgan o'ljalarni jamlayotgan edi. Endi o'ljalar 40 mingta qo'y, 24 mingta tuya. Bolalardan, yosh bolalardan tashqari ayollarning o'zi 8 mingdan. Ya'ni aytsak, Xavozin qabilasi nimasi bo'lsa, o'zi bilan olib chiqqan edi jang maydonida. Duray ibn Sunna aytgandek, mag'lub bo'lgan qo'shinni biror narsa qaytarib qolmaydi degan edi. U aytgandek bo'ldi. Mag'lub bo'lganda orqasida ayollari, bolalari turganligi Xavozin qo'shinini to'xtatib qolmadi. Ular qanday qochib ketishdi? Va o'zlari bilan nima olib chiqishgan bo'lsa, hammasi asir tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu o'ljalarni shimol-g'arbdagi Ju'ona deb nomlanadigan joyga olib borishni buyurdi. Mana shu joyga katta bir muaskar qilindi. Bu muaskarga Buday ibn Valqo al-Xuzoiyni payg'ambarimiz amir qildi. To payg'ambarimiz kelib o'zi bir buyurmagunicha g'animalarni birortasiga hech kim tegmaydi. G'animalar yig'ildi. Xolid ibn Valid qaytib keldi, Zubayr ibn Avvam qaytib keldi. Endi Toifga borib yashiringan Xavozin qabilasiga qarab yurishni boshladi. Musulmonlar Toifga qarab ketyapti. Ayrim muorixlar Toif g'azoti deydi, bu noto'g'ri. Bu Hunayn g'azotining davomi. Xavozin qo'shini Toifga kirib, eshiklarni bekitib, qal'alarni mustahkamlab, qurollarini tayyorlab, jangga, qamalga endi tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Payg'ambarimiz qo'shini bilan yetib keldi. Ular bilan gaplashmoqchi bo'lib, ularga odam yubordi. Musulmonlardan Yazid ibn Zum'a roziyallohu anhu
ularga islomni taklif qilish, jizyani yoki jangni taklif qilish uchun elchi qilib yubordi. Yazid ibn Zumay roziyallohu anhu qal'ani oldiga borib turib, menga omonlik bormi dedi. Ya'ni elchiga hech kim tegmaydi, hech qaysi zamonda. Senga omonlik bor deydi. Qal'aga yaqin kelgan paytda kamon bilan otib uni qatl qilishdi. Uni Hudayl ibn Abi Sal qatl qildi. Elchi qatl qilinmaydi. Ya'ni mana shu ishidan toifliklarni maqsadi jang ekanligi ma'lum bo'ldi. Payg'ambarimiz musulmonlarga hujumga tayyorlanishni buyurdi. Shu payt hozir Yazid ibn Zumani xiyonat bilan qatl qilgan Hudayl ibn Abi Sal oti bilan tashqariga chiqdi. Musulmonlarga holidan xabar olib uchun musulmonlarga qarab, musulmonlar tarafiga qarab yurib keldi. Endi orqa tomonda qal'asi bor, otining ustida xotirjam. Biror kor hol bo'lsa, shart qaytib kelib oladi. Uni hozir qatl qilingan Yazid ibn Zum'aning ukasi Yaqub ibn Zum'a ko'rdi. Ko'rdida ot bilan chiqib, uni orqa tomonidan aylanib o'tdi. Hudayl ibn Abi Sal bundan xabari yo'q. Kutilmagan orqa tomondan hujum qilib oldi. Qayoqqa qochadi? Qal'a tomondan kelyapti bu musulmon. Musulmonlar tomonga qarab qochdi, uni tutib olishdi. So'ngra Yaqub ibn Zum'a kelib, "Ya Rasululloh, bu xiyonatkor edi. Bu meni akamni xiyonat bilan qatl qildi." Payg'ambarimiz ham uni bo'yniga qilib qo'ydi. Mana shunday qilib qilgan xiyonati uchun Hudayl ibn Abi Sal qatl qilindi. Musulmonlar tayyorgarligi tugab, qal'aga hujum qilishdi. Mushriklarni himoyasi nohaqqa bir yaxshi edi. Ularni Toif ahli kamondan o'q otib qaytarib keldi. Musulmonlar qaytishga majbur bo'lishdi. Yana hujum qilindi. Yana natija bo'lmadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifliklarni qal'alarni tashqaridagi bog' xurmolarini, daraxtlarni kesishga buyurdi. Musulmonlar kesishni boshladi. Shunda Toifning kattasi bo'lgan Abdiyalay payg'ambarimizga odam keldi. Endi albatta Toifning ulug'i Urva ibn Mas'ud as-Saqafi edi. Lekin bu paytda Toifda Mas'ud Urdun dedi, Jarash dedi. Musulmonlarga qarshi bular hujum qilmoqchi bo'lib, Urva ibn Mas'ud manjaniq va dabbabalarni yasashni o'rgangan ketgan edi. Shuning uchun uni o'rnida Abdiyalay turgan. Abdiyalay kim edi? Eslasanglar, payg'ambarimiz Toifga da'vat qilgani borganida Makkadagi davrida uni mushriklar toshbo'ron qilib jo'natishgan edi. Ana shu toshbo'ron qilishlikka odamlarni gijgijlagan Abdiyalay edi. Abdiyalay jo'natgan odam keldi-da aytdiki, "Ey Muhammad, bog'larda nima aybi bor? Agar yengsanglar bu daraxtlar sizlarga qoladi. Agar biz yengsak bizga qoladi. Nima bo'lganda ham Alloh uchun qarindosh urushligimizni hurmati bog'larni qo'yinglar. Kesmanglar. Biz yahudlarda qolmasmiz, taslim bo'lmaymiz." dedi. Payg'ambarimiz daraxtlarni kesishni to'xtatdi. Shu vaqtda Uyayna ibn Hisimdan ba'zi bir tasarruflar sodir bo'ldi. Uyayna ibn Hisim islomni qabul qilib ko'ringani bilan hali islom qalbiga joylashmagan edi. G'atafon sayyidi. O'zgalardan umid qilib kelgan edi. Ya Rasululloh, ruxsat bering, men borib Toiflar bilan gaplashib kelay. Menga bir narsa qilisha olmaydi. Chunki agar meni qatl qilsa, G'atafon keladi ularga qarshi. Payg'ambarimiz nima qilib boring? Uyayna ibn Hisim Rasulullohni elchisi bo'lib Toifga bordi. Menga omonlik bormi dedi? Omonlik bor. Qal'aning ichiga kirdi. Unga Toifliklar yig'ilib kelib, "Otingda nima bor? Nima xarob xabar olib keldi?" Uyayna aytdi, "Otimdagi qo'shin juda zaif dedi. Ular quvvatsiz. Ko'rdinglar, Hunayinda birinchi bergan zarbalarda nima bo'ldi? Sobit turinglar, sabr qilinglar. Sizlar jang ahlidansizlar, qo'rg'onlaringizda turibsizlar. Muhammad sizlardek qo'shinga duch kelgan emas dedi. Ammo Rasulullohni yuborgan elchi shu ishni qilyapti. Toifliklar o'zi ikkilanib turganda havozim. Endi uni gapidan keyin taslim bo'lmaslikka qasd qilishdi. Uyayna qaytib chiqdi. Payg'ambarimiz nima gap? Uyayna aytdi, "Ya Rasululloh, ularni qo'rqitdim. Sizni quvvatingizni aytdim. Ularga asl kim bo'lsalar Muhammad oldida
Haydar kalaları bilen, çünkü kuralları bilen, 10 bin askeri bilen sabır kılamadı. Kendi kılıp karşı durasılar, tersini buluyorlar dedindir. Peygamberimiz şunu değil mi? Hadi. Rasulullah ettiler, yoktur. Sen bunda, 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 bunda buluyorsun. Ömer ibn-i Hattab r.a. şart durdu da kılıçını sokulup, ''Be'ni ya Rasulallah, akta onu kaldı.'' Ruhsat vereyim, boynunu tutup da şey dedi. Elbette bu, bunu okudu. Peygamberimiz ettiler, bunu tınç koyun dedi. Ahir adamlar, Muhammed ashablarını katıl kılıyatken, bu işlerini hal etsin mi dedi. Taifliler taşlarına çıkış kalama yaptı. Müslümanlar hücum kıldı, netice bulmadı. Şimdi Halid ibn-i Valid, aldığı çıktı da mübarese talep kıldı. Kim çıkardı mübareseye? Yani yetki meyki alışıyordu. Hiç kim çıkmadı. Halid, onlarını gazaplandırıp, onlarını bir şicatlandırıp, var mı? Men bilen yetki meyki alışıyordu. Yani, kim mübareseye çıkardı da bakırıp durdu. Şimdi Abdüyeley kalan üstten durup, ey Halid dedi. Eğer senin bize çıkışımızı kütür, bir yıl dursun yan çıkmayınız diye. Halid ortaya kaydı. Kim Müslümanlar? Hücumge dabbaba yaklaştı. Bana dabbabanı etkendiz. Gıdreyledi suyu unutulurken, yavaştan kılınken katta narı var. Onu tutup borup, kalaya yapıştırış aradı. Şunca kılıp kalanın suyu çıkıştaki imkanı kapılardı. Yani bu dabbabalar mustahkem yasalmadı. Sabah bu şurada ne mi bulsa şuradan eplerle şu narı varlardı dabbabalar yaklaştı. Aldıca ciltler ilip koyulurken hayvanda terisi. Kemal bulan olsa ciltlerdi, teşhidi tanıydı. Cilt yerine su sefer fırık koyuş aradı. Yonmasıdır. Kulak bana şu dabbabanı 100 adam tutup kalaya kalaya olup aldı. Taifliler kemal atmadı çünkü faydası yok. Mancanik koşurken bir asrafı bulan taş atıştı başlar yani bu dabbabası yanara. Şimdi evler nere veri kılıp kılıngenlik için sınıp gitti. Sınıp gitti, Müslümanlar yine kemal buna vuruştu, kaçışlıkken mecbur buluştu. 20 gün Taif kemal kılındı. Müslümanlar her kança hareket kılmasın, fatı kılış onlar. Ahri gün yine hücum kılıştı, yine haşal götürdü. Şimdi Ebu Bekir peygamberimizi aldığı kelip, raziyallahu anh'u, yine hücum hakkında ayrı tekliflerine etmiş bu yanı da, peygamberimiz dediler ki, ey Ebu Bekir, Allah minge Taif'in fatıya izin vermedi. Yani fatı kılamayınızı. Bu hakkında avval ayetler nazil bu yanı da, ve uhra lem takdiru aleyha. Yani başka, sizler hala henüz kadir bulmayan ölçeler var. Bu Taif hakkında şükür bu ayetler. Sizler fatih kılavunu sizler de genel olma. Ebu Bekir Sıddık bunu eşitti. Şimdi adamlar da kaçışı bilir mi dedi. Peygamberimiz herhalde. Ebu Bekir bu buyruğu da etkeni taşlarına çıkanı da Taiflik Ebu Mihcan es-Sakafi bilen Ömer ibn-i Hattab söz bulan uçup durgeni de. İkilesi durgulüge bakırıp durgeni de. İkisi birbirine bakarken Ebu Mehcan tevreden türü olaylar. Ey sizler kimsiler Müslümanlar? Oruçlu nümanı gene bilmeyizler. Yani 20 günden beri şimdi nasıl kılışanı yatıyor? Kolilerden şimdi nasıl kemiydi dese Ömer ibn-i Hattab sırar mıdır? Sırar kuttu. İnege kirvagen haşarat yok şeysiler. Kaka barasılar dedi. Vallahi bir yıl bozuyan türenmiş üstüyler dedi. Yani kaka barasılar. Hemen tamam Müslüman adı kolu da çıkışa mazur bulasılar. Bir yıl kere bozsa türenmiş dedi. Ömer ibn-i Hattab ki Ebu Bekir, ey Ömer bunu demeyin dedi. Çünkü Allah Taif'ini fethi kılışken Resulullah kesin vermez dedi. Siz bunu Resulullah'dan işitiniz mi? Ha dedi. Bunu da kaytanız eken dedi. Kaytanız dedi. Kaytış hakkı da büyürü verir. Büyürü koşunca tarifalken de bir cemaat, yaşlar, şicatlı, hamasatlı yaşlar narazı olup Peygamberimiz aldığı gelişti. Bunlar Hunayn'ın birinci zerbede kaçıp gitgenlerden idi. Şimdi aramızda da bu kalışken idi. Kan ne kılıp Taif'te fatih kılmasından kaytanmış. Ya Resulü ruhsat verin, biz cenk ahledenmiş, biz fatih kılamız. Allah menge fatih kılıçlık izin vermedi dedi. Ya Resulullah bizi kınap görün, bir de bir imkan verin dedi. Aramız bu ilerdi. Bunlar hamasatlı bu şücaatlı yaşlar katlı hücum kılıçtı. Lekin düşman kemandan o kaçıkça zor verdi de bırak da sıkamazsan hemması cerahatlarına kaçıp geldi. Peygamberimiz aldı ki yanında Peygamberimiz Errahim dedi. Kaytarmayız dedi. Hiç kayıtsı hiç nasıl demedi. Kaytarken bu hazırki şücaatlı yaşlar gelip etti ki ya Resulallah dedi. Fatkılama değil mi? Duayı battırayım mı sen Taif dedi.
Kargatta şey mi bular dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onlarına duayı baktılar. Parvardigar dedi. Sakifine hidayet kıldın. Hem de onlarını yeni aldın gözünü getirdin dedi. Duaya hayat kıldı. Peygamberimiz taifini kaldırdı. Ganimeler saklanıyorken cüana geçiyor. Kuneyinden çıkan hala ganimeler gibi bırak etkenmez. Çelip Peygamberimiz 10 gün ganimeni bölmesinden durdu. 20 gün hamal, yani 10 gün kütüldü, 30 gün kütüldü. Sakifliler hiç bulmasa çelip ayol ve balaların talep kılışını kütü Peygamberimiz. Düşman, mağlup bugün. Lekin ayol ve balaların haması Müslümanları kolada. Hiç bulmasa çelip ayollarımız bilen balalarımızı hater veriyorlar. Değişti kütü Peygamberimiz, yani 10 gün kütüldü. Lekin çelişmedi. Şimdi Peygamberimiz ganimelerini taksim kılış vermiyor. Mana endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni fakir bo'lganini ko'rganmiz. Yetimligini ko'rdik. Birovning qo'lida birovning yashaganligini ko'rdik. Ozor aziyatlarga sabr qilganini ko'rdik. Mana endi Peygamberimiz boy bo'lganda qilgan ishini ko'raylik. Aytamiz, Rasululloh sollallohu aleyhi ve sellem'ning hayoti boshidan oxirigacha hammamizga ibrat. Har bittamiz uchun qaysi hayotimizni qaysi bosqichida bo'lmaylik, boyimizmi, kambag'alimizmi, albatta ibrat bor. Mana endi Peygamberimizning sahovatini ko'ring. Avval Peygamberimiz muallafat kulüplerine geldi. Muallafat kulüpler bu Araplarının seyyidleri, boşlukları, emirleri. Onların kalplerini İslam'a ulfat kılışı içeriydi. Ayranları İslam'da kabul kıyken doğru. Lekin kalbi de müstahken zorlaşma geldi. Yani ganime olgenler dışı da kafirler yiyen bu arada. Safvan'ın Umayya'ya görüşeceğim. Birinci bulup Abu Sufyan geldi. Rasulullah özü taksim kıldı. Abu Sufyan'a 100 sütüye veriyor. 100 okuya altın kümüş veriyor. Bir okuya buralarlar 119 kere. 200 okuya 24 kilo. 24 kilo altın kümüş veriyor. Bunu kız sahavat görüptür. Abu Sufyan kursan dup gitti. Oğlum Muaviye geyen dedi. Onu giyen 100 sütüye dedi. 100 okuya altın kümüş dedi. Abu Sufyan'ını bu kursan çekecek. Oğlum Yazid geyen dedi. Onu giyen 100 tetüye. 100 okuya altın kümüş dedi. 100 tetüye buradalar o zamanda mez. Hazreti külliyen özü katta baylık. Özüge soradı. Muaviye'ye soradı oğlu de. Kenci oğlu Yazid geyen soradı. 24 kilodan 3-72 kilo aldı. Bu tüyelerden taşkarı belirgen tıllanın özü 72 kilo tıllı belirgen eken. Mana Peygamberimiz boy bo'lgandagi sahovat. Bo'lsa bizdan berardik. Yo'qda. Bizdan masjidga minasa sotib berardik, yo'qda lampochka qo'y. Ozida beraman odam. Ya'ni 100 so'mda qizg'angan odam, ya'ni 1000 dollarda albatta qizg'anadi. Aytayapsiz, Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha faqirligini ham ko'rdik, zaifligini ham ko'rdik. Quvvatga kirib, Makka'ni taslim bo'lganidan keyin holini ham ko'rdi. Payg'ambarimiz alib tura oladi. Birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ham ibrat bo'ladigan bo'lsa hech kim yo'q. Shunday zotni masxara qilishdi. Shunday zotga biz quvvat bo'lib, sunnatiga ergashishimiz kerak. U baqir chaqir qilib o'qib qo'ydi degan bilan, ertasi kuni chiqib bilgan ishini qiladigan bo'lsa, bu payg'ambarimizga muhabbat emas bu. Sunnatiga amal qilish u zotni ko'rsatib ketganida ham yashashlik u hurmat bo'ladi payg'ambarimizga. Demak, Abu Sufyan'ın özüge 300 tüye hem de 600 okuya altın kümüş verildi. Her Mekke'nin fatkıda Hil bint Utba Peygamberimizin bayat veriyatıp hıyanat kımisleri eriyledi koledan bundan sana nahak amisler de geldi. Ya Resulullah da geldi. Ben işte Abu Sufyan daha yalan. Abu Sufyan mumsi yodan. Bakır. Yani onu ruhsatsız vallahi çekemde Ali Begistan bol uğradı mı da geldi. Şu mumsi bakır adam diye 300 tüye hem de 600 okuya altın kümüş verildi. Bu altınlar veriliyken de Abu Sufyan kimin yerine soyanı da altın kerimde tökülüyordu kümüş. Oğlu Muaviye'nin tökülüyordu. Oğlu Yazid'in tökülüyordu. Yani hamasını yığıştırıp yerden uzamaya kaldı. Bence yoldan verilirdi orada. Peygamberimiz özünü kötere sandı. Şimdi bir amallar yerden uzup yelkesini şu üçteye koydu da şu zor kadamlarını basıp geçeceğim de Peygamberimiz unga qarab boshini qimlatib qo'ydi. Na qadar dunyo qalbiga kelgan ha.
Keyin Qatafon sayyidi Uyayla ibn Hasinga berildi. Shuncha ishlar qilgandan keyin ham unga ham 100 ta tuya, 100 o'qiya oltin kumush. Aqro ibn Habis unga ham 100 ta tuya, 100 o'qiya oltin kumush. Safvon ibn Umayya kofir bo'lgan holatda kelgan. Unga ham payg'ambarimiz 100 o'qiya oltin kumush hamda 100 ta tuyani berdi. Shuning taqsim qilindi. Bu yuzlik narsalarni olganlar ahli min deyilar ekan. Yuzliklar, yuz egalari deyilar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sayyidlarga berib bo'lganidan keyin boshqalarga tarqatdi. Bir arobiy keldi-da payg'ambarimizga menga ham dedi. Bu arobiy bilan jang qilgani yo'q. Faqat islomga qalbi ulfat bo'lish uchun payg'ambarimiz berdi. Menga ham bir narsa beringlar dedi. Va bir vodi qo'ysanglar dedi. Arobiy qarab turib, "Ey Muhammad, masxara qilyapsanmi meni?" dedi. "Yo'q, hayda" dedi. Haligi arobiy ishonib ishonmasdan borib turib, katta adabdagi qo'y. Haydab ajratib ketyapti-yu, orqasiga qarab-qarab qo'yapti. Hozir kim to'xtatar ekan? Haydadi, haydab hech kim indamadi, o'zini qavmiga yetib bor. Yetib borib, "Ey qavm, borib islomga kelinglar. Borib islomga kelinglar. Muhammad faqir bo'lib qolishdan qo'rqmaydigan odamga islom qilyapti" dedi. Odamlar endi yopirilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelishni boshladi. Arablar kelib, hammasi payg'ambarimizdan o'zi talab qilishadigan bo'ldi. G'animalarni tarqatar ekan har tarafdan arablar kelishdi. Ular payg'ambarimizni turtib borishadi. "Menga ham, menga ham, menga ham. Payg'ambarimiz bo'lsa, senga faloncha, senga faloncha." Payg'ambarimizni turtib ketishdi. Turtib payg'ambarimizni bir daraxtga taqib qo'yishdi. "Menga ham, payg'ambarimiz beryapti." Shunni ham turtuvganligidan kiyimi daraxtga ilashib qoldi. İlaç kaldı, Peygamberimizi tuttu ap geçti, kim kop gitti. Peygamberimiz, ruddu alayyirdeyi, ruddu alayyirdeyi. Hep rıdamı veriler, hamasını veremem, hiç nasıl kaldırmayayım ben. Beşten biri menge kaşa doladı, dıp durup, uyan seler gidiyordu. Uyan veremem dedi. Şimdi kılıp Peygamberimiz, ularca, Hunayn'da çıkan öcelerde, hamasını taksın kılıp verdi. Peygamberimiz, ganimete katıp durarken, ahlak tutarayım. Bir sahraylardan, Araplardan bugün, keldi de Peygamberimizin kimliğinden düşer. Sıtıp da. Şimdi tartışı katta buldu ki Resulullah'ın rızası boynuna batıp kızartır var. Bu soruyken adamı kılıyken muamelesi. Bu bir nasıl bir yekenmez. Bu kılıyken muamelesi bile bir nasıl alıp olmayıydı. "Ey Muhammed" dedi. "Menge bir anlası verin." Adalet kıl dedi. Çünkü elbette Kureyş zalim kavmdi. Umar ibn Hattob shart qilishini so'rdi. "Ya Rasululloh, ruxsat beringmi uni qatl qilaydi?" "Aytingchi, sizdan bir narsa so'rayotgan odam kelsa, shunaqa muomala qilsa nima qilasiz?" "Sizdan Umar ibn Hattob degan fe'lni qilasiz." Payg'ambarimiz uni tinch qo'ying dedi. "Beringlar menga." "Yo'q, bu hech narsa qilmasdan olayotganlar bu." Arobiyga payg'ambarimiz berdida olgandan keyin, "Rozimisan?" Arobiy roziman. Hamma yo'lga berildi. Faqatgina ansorlarga hech narsa berilmadi. Shuncha yil Rasululloh hijrat qilganiga 8 yil bo'ldi. 8 yil mehnat mashaqqatda turib bergan, issiq-sovuq ichidagan, eng og'ir kunlarda Rasulullohning yonida turgan kishilarga hech narsa bermadi payg'ambarimiz. Asrlar orasida bir ayol qichqirishni boshladi. "Meni qo'yib yuboringlar. Men payg'ambaringizni opasiman." Sahabalar Rasulullah'ın opası varlığını ne zekanınız? Peygamberimiz aldı gelip, "Ya Rasulullah, bir ayol sizi afez mi?" diye yaptı. Doğru, kim ekendi? Ayol geldi de, "Min Şeyma bintul Haris, bint Halime Sa'diyem." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, "Yen Nurgen'i afgetken Halime Sa'diyem'i kızıydı." Bu Halime Sa'diye, Peygamberimizin uyu alıp borgende bu Şeyma kızı 7 yaşlıydı. Peygamberimiz kütarı yürüyordu. Terbiye kılıçdı ki anası yoldan verirdi. Nebi Sallam tanımadı. Yani bu davanın doğru ki ayol kılıçı mümkün. Peygamberimiz, "Hayat adamlarına ben sizi, sizliğinizi. Nime alana bir giz var." Şeyma etti ki, "Sizin kütarı yürüyeninde, siz tışla borgen tışlı yüreğinde zibar." Şunu istedi mi? Demek doğru et yaptı. Peygamberimiz onu ikram kılıp, azad kıldı. İslam'da kabul kıldı. Şimdi Banu Sa'd kabilesi ham asır geçirgeni de hemen katarak. Peygamberimizin emigdaş apası ekenliğini bilgenden keyin sahabalar haması Banu Sa'd kabilesini
Peygamberimizin ikram sıfatı da hamasını azap kılıçtı. Ve 70'den ötken kemper. Peygamberimiz özü bile Medine'ye ap gitmekçiliği yine etkeni de bu ayını kara yağlı kalmayı uyanıp da gelen özümü kalmamdan ketemeldi. Bana şimdi Şeyma bin Tuharis'ni şarafatı bile Banu Sa'd kabilesi kulçiliğinden azap etti. Asıl tükenler içinde bir kişi beni koyuvarıyorlar, beni koyuvarıyorlar, beni peygamberiler verirken o malı hatun var dedi. Bu Suraha ibn-i Malik idi. Peygamberimiz hicret kılgen günde Suraha ibn-i Malik kovup peygamberimizi köfretken kişiden ki peygamberimizden o malı soradı. Peygamberimiz büyürgen idi, bir hayvanın küreç süvegiye peygamberimiz o malı hat yaz birgen idi. Kanaka hat dedi. Ben de peygamberilerde hat var dedi. Peygamberimiz olduğu gelişir, bu kişi siz önce o malı birgeniz et yaptı dedi. Et yaptı dedi. Burası mı dedi? Peygamberimiz, ha, ben yazı vergemen dedi, bu vefa kılıç günü. Vefa kılıç günü onu koyduğu barıyla dedi. Ganimeler tügeldi. Ganimeler takatı bulundu, ansarlar narazı buluştu. Hem mi aldı? Muhacirlere mi aldı? Çünkü fakirleri köpürdü, muhacirler yiyen verdi, muallakat kulüpler yiyen verdi, umuman kayaktan giden Arabiler yiyen verdi, fakat yine ansarlar kurup kalıştı. Şimdi ular toplanışı bir ikincisi bir şikayet kıldı. Resulullah bizi unutup koydu. Şimdi özüne şehre geldi, özüne kavmin aldığı koşuldu. Kavmi bilen bilgi oldu, kavmi İslam geldi. Şimdi biz kerebimle kaldık da gelmek de bizi unutup koydu ve hap oluştu. Ansarların seyyidi Sa'd ibn Ubadah raziyallahu anhu Peygamberimiz geldi. Ya Resulullah, ansarlar narazı bol yaptınız mı işte? Nereye narazı olur? Siz ansarlardan başka hemmeye ganime verdiniz. Fakat bizge vermediniz. Peygamberimiz Esad öz için, öz izlemediniz. Hem ben demedim. Benim kalmımdan bitti adam ben de. Şimdi hatta Sa'd ibn Ubadah ve uluq sahaba tasirlen geldiğini görüp Peygamberimiz ansarlar yığılmasın. Fakat ansarlar yığılsın. Hemen yığılgeni beni çakın. Ansarlar yığılıştı. Onlardan başka hiç kim olmadı bu yerde. Fakat ansarlar. Peygamberimiz onların oğlu geçildi. Hutuba kıldı. Allah'a hamd. Özüge salavat açtı. Sonra dedi. Ey ansarlar. Men kelganimda oldinglarga zalolat dediler. Men sababli Allah. Sizlerine hidayet kıldı mı? Men kelganimda fakir dediler. Allah men tüfeyle sizlerine bağ kıldı mı? Men kelganimda tarqoq edinglar. Men tufayli Alloh sizlarni birlashtirmadimi? Men kelganimda mag'lub edinglar. Alloh sizlarni g'olib qilmadimi? Minnat qildi. Ansorlar esa Rasulullohning har bitta so'ziga minnat va fazl Alloh va Rasulining haqqi. Minnat va fazl Alloh va Rasulining haqqi deb turishdi. Minnat qilishga faqat Alloh bilan payg'ambar haqqi bor deb turishdi. So'ngra payg'ambarimiz aytilar dedi. Aytinglar, agar shunday desalar haq bo'lasizlar. Agar xolasanglar aytishlar mumkin. Agar shunday desalar rostatgan bo'lasizlar. Ya Rasululloh, yurtingizdan quvilib keluvdingiz. Biz sizni qabul qildik. Faqir edingiz, biz sizni boy qildik. Quvilgan edingiz, biz yordam berdik. Deylar, agar shunday desalar to'ratgan bo'lasizlar. Ular esa minnat va fazl Alloh va Rasulining haqqi deyishdan boshqa gapga tushmadi. Payg'ambarimiz o'zi ularga ko'rsatgan fazlini ham eslatdi. Hamda ansorlar payg'ambarimizga ko'rsatgan fazlini ham eslatdi. Payg'ambarimiz birodi qilgan fazl marhamatini unutmaydi yozdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga odamlarning qalblarini ulfat qilish uchun dunyoni arzimagan matohlarini ularga berib, sizlarga bermasam mendan norozi bo'lmaysizlar. Men sizlarni iymoningizga topshirgan edim. Axir odamlar uylariga tuya, qo'y, chorvalarni haydab ketgan paytda sizlar o'zingizlar bilan uylariga Rasulullohni olib kelishga rozi bo'lmaysizlar. Odamlar ishlab chaqa dunyoda olib ketayotganda sizlar Rasulullohni o'zingizlar bilan ketishga rozi bo'lmaysizlarmi deganda ansorlar hammasi rozimiz, rozimiz yo Rasululloh deyishdi. Qattiq yig'lashdi. U qo'y qo'zining uyiga olib ketish qadayu Rasululloh ular bilan birga ketganiga qaradi.
Peygamberimiz dediler, eğer ansarlar bir vadiye yürürse, insanlar başka bir vadiye yürürse, ben ansarlar yürüyen tamamen yürümem dedi. Ansarlar beni yürüyeyim dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hakikaten ansarlar en kıyın günlerde Peygamberimiz yanında yardımcı olurken kişiler idi. Elbette onlarca devirler diye mükafat bu dünya matahabıyla bulmazsa da. Sa'd ibn Ubada raziyallahu anh'ı Peygamberimizin ikinci akıbı bayatı da bayat verirken de ya Resulullah Medine'yi köşe barayım de gene. Bizli köşe barışıysa halimiz de gene de ayetleri gene de ki yasırıflıyla Resulullah sizlerde adıyla borsa ne iş buluşuyduğunu bilesiler mi? Bütün Araplar sizlerle karşı buladı kılıçlar. Hemen bulan düşman bulasılar. Şimdi Ansarlar soruşken de ya Resulullah, eğer şimdi kısık, yani sizce yordam verip bütün Araplarına karşı turu verse yordamız diye. Biz yine mi burada soruyken? Peygamberimiz bir de söylerken, cennet dedi. Yani bu kıyam işçilerde mükafatı dünya matahıbıyla razı kılın mıydı? Bu işçi kılıçıyla maksat ahiret buluşu gerek. Felakumul cennet de gene. Ansarlar kolunuzda çıkan adı. Kol izi verin işte. La nakil ve la nestakil. Bizden bu yapımızda duramız, sizden yapımızdan katil işte yani. Bana şimdi şunca kıyken mehnetini evazıge Resulullah ulanına bir geçeti yaptı. Aytiler ki, kaysi dünya matahı Resulullah bilen bir geçeti yanı da aldı ki bol alın. Resulullah'ın bana şimdi kıyken hikmetli işi bilen Ansarlarına Peygamberimiz Aleyhisselam razı kıldı. Sonra Peygamberimiz dua kıldı. Parvadigar, Ansarlarına rahmet kıyken. Ansarlarının farzantlarına rahmet kıyın. Ansarlarının farzantlarını farzantlarına rahmet kıyın. Parvardigar, kim ansarlarına düşmanlık kılsa, onlarca sen düşman bugün. Kim onlarca dost bulsa, onlarca sen dost bugün. Bana şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyın işi bilen, bana şu işi bilen, ansarlar razı buluştu. Akulu kavli hâda ve astaghfirullah aleyhi ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.